Arkadaşlar ben Görkem, Görüm İsta yorumun 15. bölümü olması lazım galiba, tam olarak bilmiyorum ama 15. bölümüne hoş geldiniz. Lan oğlum yine nereye kalkıyorsun lan? Kusura bakmayın, ben bir yerde sabit oturamıyorum. Kurt var sanırım. Şimdi lafı uzatmadan gelin başlayalım. Evet. Dakika 1, gol 1. Seni seviyorum ve gül baskılı bir yatak örtüsü. Yorgan. Bir de burada şey, bu adamın ismi neydi lan? Oğlum bu adamın ismi neydi? Unuttum. Acilen bunu tek kişilik olanı yapmaları lazım. Evet, çünkü kendimizi seviyoruz. Günün sözü: bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetin göstergesidir. Özcan Deniş. Deniş mi? Pardon, yanlış söyledim. Lahmacun sevmeyen de ne bileyim. Ulan canım lahmacun çekti ya, şu pideciyi bir arayayım. Peki hocam, döner yemesi? Mevlid Loading, takipte kalın. Ya abi, bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyor sosyal medyada? Düşsenize, arkadaşınız hastanede yatıyor. Arkadaşlar Mevlüt yakında geliyor, ekmek helvası yapacağız. Hepinizi Mevlüt'e bekliyoruz. İdeal arkadaşlık budur. Bunları umarım ciddiye almıyorsunuzdur. Kocaman asla koltukta uyuyakalmasına dayanamıyordum. Kıyamıyordum ve bu akşam galiba hayatının hatasını uygulu bir şekilde yaptım. Uyandırmaya çalışırken bana anne demesi artık benim için dönüm noktası oldu. Anne ne ya? Pardon. Anne yok artık dedikten sonra hemen U dönüşüyle gülüm ne oldu ki ya? Dua et uykuluydun. Geceyi sinirli bir şekilde kapatıyordum. Oha neler yaşamış abi, çıldıracağım ya. Ya uykulu olmasa ne yapabilirdi, çok merak ediyorum şu anda. Helal yollardan sarhoş olmayı deniyorum, hadi bakayım. Bu ne yapıyor amına, özüm yerine muz ile şarap mı yapıyor? Yani daha çok mideniz misin gibi duruyor ama. Denk değiliz kızım. Sen şu gördüğün sağ koltukta süs köpeği gibi oturur, onun nereye götüreceğini beklersin. Ben ise istediğim yere giderim. Hayırlı cumalar. Pardon lan, bugün perşembe miydi? Evet, otobüs şoförünün girdiği tripler. Abi bir de bu tırnak ne ya? Bu tırnakla bir şey yapabiliyor musunuz? Örnek veriyorum, kol açacaksınız açamazsınız. Kulağınızı kaşıyacaksınız kaşıyamazsınız. Telefona nasıl basıyorsunuz ama? Görmemi sanıyorum. İşte senin amacı tam olarak burada devreye giriyor. Merhaba kardeşim, ben Ahmet Kaya. Ölmedim. Ülkücülerden kaçıyorum. Paraya ihtiyacım var. İmanıma Allah aşkına bir 10 atar mısın? Simit alacağım. Siz benim neler? Ben şu an Ahmet Kaya olduğuna inandım gerçekten. Tablo gibisin ıslak kek. Evet, bir keki övmeyen kaldı, o da oldu diyeceğim de. Burada keki övmemiş. Burada aslında kendini övmüş. Ve böyle bir paylaşımda bulunmuş. Kafasınız. Günaydın. Pardon, tanıyamadım. iPhone 6s Plus 64 GB 3300 TL'lik telefonumu iPhone 7 Plus 128 GB 4359 TL ile değiştirdim. Numaralar sindi. Kimsiniz? Aa, ne tesadüf. Ben de bu videoyu iPhone 12 Pro Max 512 GB Pacific Blue ile çekiyorum. Evet, şaka bir yana bunlar görmemişlik. Böyle olmayan, özellikle TikTok'ta bir akım var böyle, yok AirPods'unu bırakıyor, yok telefonunu bırakıyor, adam yok onu falan bırakıyor masaya. Ne rezil insanlarsınız lan siz. Ne kadar çok havayı seviyorsunuz lan. Bu çocuktan olur mu kızlar? Koca bebeğin canı çekmiş. Ya koca bebek galiba bir 3-5 kişi falan. Aa bak, kivi gördüm, yine boğazım kilitlendi. Benim kivi alerjim var bu arada, boğazım kilitleniyor kivi yediğimde. Bunun adı nazar mıydı yoksa sakarlık mı? Biz yapınca nazar, çocuklar yapınca sakarlık mıydı? Yoksa çok resim paylaşım... Yoksa çok... Abi moda giriyorum, söyleyemiyorum ya. Yoksa çok resim paylaşınca mı oluyordu nazar? O ayrımı bir türlü yapamıyorum ben. Nazara mı geldik Hakan Altun? Nazara mı geldik? Evet, benim mental sağlık. Oo, Instagram biyografi faciası her zaman favorimdir. Talham'in anneannesi, Yiğidim'in babaannesi, Asafim'in anneannesi, Zehra'nın babaannesi. 4 evladına 3 şehzade, bir prenses torunu adanmış bir ömür. Zehra'yı pek fazla sevmiyor, ona özen göstermemiş bu arada. Ya oğlum biz bunları okuyoruz ya, kadın kim bilir hangi duyguyla yazdı bunu ya. Aradığınız kişi şu anda kocasına hizmet ediyor. Allah aşkına bir şey soracağım. Yani bunu tek oturuşta nasıl yiyebiliyorsunuz anlamıyorum ya. Düşsene, bu kişiyi arıyorsunuz. Alo. Aradığınız kişi şu anda kocasına hizmet ediyor. The person have a girl, it's busy. Please hop to my triangle later. Mal mısın amına? Evet, görmemi sayıyorum serisine kendimi de eklemek istedim. Allah aşkına cilt bakımına mı gidiyorsun? Kafanı yoğurda mı bandırdın? Lütfen SS almayın. Burnum acıyor. Deren adam Görkem Karsın izle geçer dedi. Evet. Yalnız bildiğim kadarıyla burnuna yaptırdığın şey acıtmıyor. Ama diline yaptırdığın zaman da 2 hafta mı ne yemek yiyemiyor musun? Sadece çorba yiyebiliyor musun? Bir dakika lan, ben bunları nereden biliyorum? Görmemesi sayıyorum'a alınabilecek en mantıklı şey, gidip TikTok'ta yayın açıp dolabı boşaltıp sadece bir tane domates koyup ve kağıt koyup kağıda öğrenciyim açım help yazıp kafanı gizleyip bağış alan dilenciler de olmalıydı bu seride. O yüzden bunu almak istedim. Ya şunu anlamıyorum, TikTok'ta böyle yapıp para alanlar neyin kafasında yaşıyor? Verginizi ödüyor musunuz? Şirketiniz var mı? Hesabınıza paralar geliyor, insanlar da atıyor garip bir şekilde, anlamıyorum. Atanlarda suç bence, bunlarda değil. Git yardımını başka yerlerde değerlendir. Şimdi hiç duyara falan gerek yok. Suratını gizlemesinin sebebi de tanınmamak. 31 numaralı masada çay içerken Görkem Karasan'ı izlemek var bir hayalimiz. Müthiş. Canım babam kalp krizi geçiriyor. Özel Edremit Körfez Hastanesi. Bu ne am? TikTok'ta 7600 kişi bu adamın uyumasını izliyor şu an. Cumartesi sabah 10'da. Lan oğlum şaka mısınız? 7600 işsiz. Şaka gibi. Bu ülkede salak çok ki amına. Koca parası da yemek çok güzel. En güzeli bizimki aslında, okumak da ne? Her dediğin alınıyor canım, bunu istiyor diyorsun. Hemen geliyor, harçlığın veriliyor. Yani ekmek elden su gölden yiyip yiyip yatıyoruz. Evet, baba evinde değer görmemiş, evliliği başarı olarak gören kadın zekası. Nerede görsem tanırım. Mesajın samimiyetsiz olması emojilerden anlaşılıyor. Umarım şakadır. Erkek kankam nude'umu seçiyor, normal bir şey mi bu? S**t am**.
çikolatam, pofuduğum, fıstığım, ayak parmağım, el parmaklarım, plastik tabağım, su şişem, cam, gözyaşım. Ama bu çok tatlı. Kınamak istemiyorum. Her an başıma falan gelebilir diyeceğim de. Gelmez herhalde ama. Sarmanın tadı ketçapla çıkar. Yani daha önce denemedim ama görünüşte midem bulandı diyebilirim. Abi yok, çoko kremle daha iyi oluyor. Annemin babamı aldattığı kişiye ilgi duyuyorum. What the fuck? Alo, Şaban bakkal mı? Ya ben bir analı kızlı çorba alayım. Sevdiceğimden anlamlı derin hediye, onun bir parçası artık hep yanımda, kanından anahtarlık yapmış. Bu ne lan? Ya şöyle bir aşk yaşayamadık ya. Ya kendime üzülüyorum ya. Sana birini atacağım ama doğruyu söyle. Çok tatlı ve güzel dünyalar güzeli bence bu kız ya. Ala ala at. Bunu böyle yazmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Ala ala. Evet, her gün bakıyorum fotosuna. Hadi at bakayım. Böyle deyip benim fotomu atan kral manitim. Düştüm ki. Ala ala. Ulan çok duygusal. Aile nedir ya? Aile her şeyidir. En azından şeyi ayrı yazmışlar. Ben ona şaşırdım. Normalde birleşik yazıyorlar böyle insanlar. Bu arada araba Peugeot 308. Her neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yandaki videomu tıklayın. Önce videoya gelebilirim. Buradan da kanalıma abone olsanız. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize cici bakın diyorum ya. Gerçekten cici bakın ve böyle gönderilerden uzak durun.